gören tavrımdan ne kota konusunu artık denilecek günler bile. Evet, gayet radikal baktığınız resimlerden yapılmışım. Bütün herkes nasibini aldı. Başka? Evet, ben yalnız bu arada affedersiniz bir soru sorabilir miyim? Acaba bana müsaade eder misiniz? Çünkü biz çok arkadaşlarımdan özür dileyerek bir yere yetişmek zorundayım. Çok özür dileyerek acaba ben bu arada bir izin... Son iki soru diyoruz. Buyurun. Kısımdan atıyor diye mi bitiriyorsunuz? Yok canım ya, ben gidiyorum diye bitirmeyin yani. Sinemanın sorunları o kadar çok, yani sabah kadar tartışabiliriz. Yani ben kısıtlamaya karşı mı kısıtlamaya getirdim ki? Arkadaşlarım belki söyleyecek şeyleri var. Onları kısıtlamaya kısıtlamayız. Peki, buyurun. Çok teşekkürler, çok özür dilerim. Bana mı? Peki, o zaman. Şey, kotadan falan bahsettiniz de %25. Hangi film olursa olsun, hangi ülkenin filmi olursa olsun fark etmez falan dediniz. Yine de bu yani açmanızı, kısaca açmanızı isteyeceğim. Yani Türk filmini, Türk sinemasını koruma diye bir şey söz konusu kısa olarak. Şimdi, bu kotanın içinde. Tabii şöyle, bir defa bu böyle, yani benim düşündüğüm anlamda kota antitekel bir kotadır. Bir defa temel niteliği bu. İkincisi, tabii ki bu ülkede yaşadığımıza göre eğer bir ülkenin sineması o sinema ağının tamamına hakim olamıyorsa arada açılacak olan boşluktan en başta Türk sineması. Şimdi devlet yardımından falan bahsedildi. Ve bunu kaos yarattığından söz edildi. Bir de ayrı bir yokta galiba Ali arkadaş ve Serhat arkadaşın söylediğinden beni çıkarsa da ve sizin bu Amerikan sinemasıyla Türk sinemasının serbest piyasa kuralları içerisinde dövüşmesi gerektiği falan söyledi. Burada şimdi şey örneği var, işte olmayan bir durum. Amerikan sineması ve Türk sineması. Şimdi bunları işte klasik örnek, aslan kedi dövüşmesi, kapışması, sonuç belli. Böyle bir şeye sokmak gerekir mi kafadan böyle bir mücadele içerisine? Şimdi devlet yardımından şöyle yararlanılabilir mi? 200 milyon verip film yaptırmak değil de komple verip Türk sinemasının altyapısı için gerekli olan işte stüdyolar vesaireler, platoların sağlanması. Yani bu biraz kediyi biraz daha büyütecek aslanla dövüşürken. Buna nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Çünkü tedbir olurken dediniz ki yani devlet deyince ben hep siyasal iktidarların yardımı olarak şey diyorum yani devlet deyince. Hayır, kim yardım ediyor? Hiçbir siyasal iktidar, hiçbir siyasal iktidar kendi ideolojisine aykırı olan bir şeye yatırım yapmıyor.